This was just meant to be. You'll be coming back to me. Cause this is pure love. Cause this is pure love. Yaz günleri geride bıraktık ve enerji dolu ile sizlerle yeni bir programı başlıyoruz. Her hafta buluşacağız ve neşeli vakitler geçireceğiz. Değişik konuklar, yerli ve yabancı konular, tarif yemekler, sürprizler dolu ile karşınızda olacağız. Bugün bizim ilk bölüm ve ilk bölümü olduğu için tabii ki de sizlere değişik ve özel bir konuk hazırladım. Bugün hep beraber Şenova ailesinin evine gidiyoruz. Neden Şenova ailesiyle başlamak istiyorum sorarsınız, merak edersiniz. Tabii ki de birazdan zaten anlarsınız. Hazırsınız, hep beraber gidelim ve onları kapıyı çalalım. Merhabalar efendim. Girebilir miyiz? Hoş bulduk. Merhabalar. Oh, çok tatlısınız. Şenova aile evindeyiz. Yanıma Hülya'm var. Eşi İlhan Bey ve sevimli kızı Deniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Biz bomba gibiyiz. Yani harika. Sizlerle güzel yüzlerle böyle programa harika başlamak benim için çok büyük bir çok teşekkür ederim. Şans yani sıramda gerekirse. Ben Hülya Hanım'a ilk tanıdığımda tanıştığımda ve iyi ki tanışmışım çünkü çok tatlı bir hanımefendi. Kendimi çok şanslı hissediyorum gerçekten diyebilirim bunu. Çok ilginç, bana çok değişik ve çok yetenekli bir hanımefendi geldi. Kendisi ziraat mühendisi. Hülya'nın eski eşyaları yani çöpe atılan veya kullanılmayan objeleri değerlendiriyor. Doğru evet, diyorum doğru, değil mi? Doğru. Onları alıp ve her birer adette sanat eserine dönüştürüyor. Dönüştürüyorum evet. Evet, o çok şaşırdım. Hakikaten ben bunu ilk kez gördüm ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Daha doğrusu mesela Türkiye'de oldukça kullanılan türbenler var. Onları alıp ve elbiseye aynı getiriyor, dönüştürüyor evet, onları. Evet. Ve turistlere bu elbiselere büyük bir ilgi gösteriyor. Doğru değil mi Hülya? Doğru. Bize evet kendinizi tanıtır mısınız daha detaylı daha? Daha detaylı evet. Ben Aydın doğumluyum. Yaşımı söylememde de bir şey yaşım yok herhalde. Yaşımı söylemezse onlar rakam. Rakam mı? Evet. Aynen. Pasaporttaki sadece. Pasaporttaki evet evet. Aydın doğumluyum. İzmir'de okudum. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdim. Daha sonra Antalya'ya geldim. Eşimle tanıştım. Evlendik. Ve ziraat mühendisi olarak işe başladınız değil mi? Başladım. Kısa bir süre özel sektörde çalıştım. Daha sonra Antalya'ya geldim. İşte eşimle tanıştım. Sonra mavi yolculuk yaptık. Bir yatımız vardı. Turizmle ilgilendik. Ondan sonra kızımız doğdu. Kızımız doğunca da ben mecburen evde olmak zorunda kaldım. Fakat ben boş durabilen bir kadın değilim. Onu fark ettim. Çabuk sıkılırım ve bir şeyler yapmam gerekiyor dedim. Ufak ufak takılara başladım. Yani, hobi olarak başladın mı? Aynen, hobi olarak başladım. Ondan sonra ahşap boyamalar. Peki nasıl bunu hissettiniz böyle eski eşya merakınız nasıl başladı? Vallahi şimdi ne zamandır böyle başladı? Nasıl hissettiniz? Şöyle şimdi takı kurslarına gittim. Spunem că ești frumoasă și că vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubit-o odată. Ahşap boyama kurslarına gittim fakat orada sürekli bir malzeme alımı vardı. Yani hanımlar orada tabii boş zamanlarını değerlendirmek istiyorlar. Fakat bu tüketime de insanı itiyor. Yani bir yerden sonra artık tepsi boyamak, kutu boyamak, vazo boyamak bunlar artık bana yeterli gelmedi. Değişik parçalar bulmam gerekiyor dedim. Daha değişik parçalarda ne olabilir? İşte burada bir eskicileri dolaşmaya başladım. Eski malzemelerin çok daha ince, daha zarif olduğunu gördüm. Eski teneke tepsiler. Ama üstlerinde hepsinin çok güzel işler var, ayrıntılar var.
Sonra bit pazarını araştırdık. Onu bulduk. Oraya her arkadaşlarla pazar... birlikte mi yaptınız bunu, başladınız yoksa tamam ben tek başına başladım. Ondan sonra bu işleri seven arkadaşlarım benim evimin alt katı atölye, onlar gelmeye başladılar. Malzeme alıp geliyorlardı. İşte onlar hem kendilerini yapıyorlar hem satış amaçlı yapıyorlardı. İşte öyle malzemeler toplamaya başladım. Mobilya boyama çok bu sefer ilgimi çekti. Aslında bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler. Eski komodinler bulup onları boyayıp onları değerlendirdim. Ama artık bu bir tabii tutku haline geldi. Hobiden tamamen ciddi, evet, bir şekilde bu sefer döndü değil mi? Döndü. Sürekli malzeme üretiyorsunuz. Artık çevrem dedi ki yani Fulya artık sen yani bu hobilikten çıktı. Yaptığım şeyler de beğeniliyordu. Bu sefer ufak ufak evimden almaya başladılar. Ha, dedim o zaman ben bunu dedim ne yapabilirim, evde oturan bir hanımım, kızımı çünkü büyütüyorum, çalışma imkanım oldukça zor, sigortam devam etmeli dedim. Nasıl devam etmeli, bunu özellikle hanımlara söylüyorum, yani evde iş yapan hanımlar, devletin verdiği bir hak var, ev hanımları, evde iş yapan hanımların sigorta hakkı tanıyor, buna başvurdum. Yani bu şekilde işte ufak ufak satarak, ama tabii daha hedeflerimin daha çok başındayım. Daha çok başındayım, daha çok gelişsin istiyorum. Ziraat mühendisi olarak artık tamam dönmedin değil mi? Ziraat mühendisi olarak şöyle, bahçe tanzimleri. Evet, o da benim mesleğim, o da güzel sanat. Çünkü bir bahçe tanzimi, bu da bir güzel sanat. Yani orada çiçeklerin renklerinin yerleştiği, yani bağlantısı var, evet evet. Yani o da bir sanat diyelim. Ara ara bahçe tanzimi yapıyorum. Bir sitenin yaptım. O da hoşuma gidiyor. Ama ben biraz herhalde işte bu bayağı geniş yani, çünkü durabilen bir yapım yok. Hep böyle daha farklı şeyler. Peki nasıl çalışıyorsun? Şimdi izleyicilerimiz dışarıdan gözüktü gibi değil. Hani sabah kalktım, kahvaltımı yaptım. Hani şimdi mutfağı topladım, gideyim devam edeyim mesela tabloya da. Bu işler değil. Bu tamamen ne zaman şeyiniz geldiysen devam edeyim tabloya da ne zaman, ama bu şey gibi değil yani. Oturayım, işim bitireyim, sabah kalkayım şey yapayım. Ya ama bu bir gece de olabilir, bu sabah da olabilir yani. Evet evet. Genelde gündüz çalışıyorum. Gece çalışmam çok zor. Yani gece pek üretken olamıyorum. Gündüz ve yalnız. İşte alt katımız ters dubleks bu ev. Alt kat atölye. Biraz katta, dolaşacağız. Evet, üst katta işlerimi bitiriyorum. Ondan sonra hemen alt kata iniyorum. Bu evi özellikle böyle aldınız, bu iş için yoksa öyle? Bu iş için bu evi tuttum. Evet, yani aşağısı uygundu atölye için. Ufak bir mini bir bahçem var. Orada kendime ait böyle bir dünya yarattım. Arkadaşlarınız da geliyor mu? Geliyorlar. Oturmaya geliyorlar. Yani evim oturmaya artık zaten anladım da. Çalışıyor musunuz birlikte onlarla böyle? Çalıştığım arkadaşlar da var. Fikir alıyorsunuz, fikir veriyorsunuz. Tabii. Öyle arkadaşlarım da var. Sağ olsunlar, onlar da geliyorlar. Yardımcı oluyoruz birbirimize. Tabii bir beyin fırtınası da estiriyoruz. Ama ben genelde biraz böyle yalnız kalıp bir şeyler böyle düşünerek üretmeyi seviyorum. Yani kurslarda pek fazla başarılı olamıyorum. Hocalarım derdi yani sen bu malzemeleri aldın ama burada hiçbir şey yok ortada. Nerede bunlar? Bunlar hep evde. Orada sadece bir proje. Her şey zamanı geliyor yani. Aynen öyle. Peki ev dekorasyonu ve giyim nasıl bağlantılıyorsunuz? Giyim. Ben 3 günlük bir cam piramitte bir fuara katıldım. Organik ürünler fuarı Antalya'da. Orada bir elbise giymiştim. Otantik bir elbise. Egeli olduğum için bizim orada tatil yörelerinde bu tip kıyafetler çok yaygındır ve üstelik Antalya'da çok sıcak. %100 pamuklu, hafif kumaşlar lazım. O konuda birazcık ben Antalya'yı eksik görüyorum. Arkadaşlar çevremde çok beğendiler elbiseyi. Daha önce ufak ufak benim dikiş şey tecrübelerim oldu. Kızıma dikmişimdir küçükken. Bir de uyku setleri yapmışımdır. Yaptım kendim ama dedim ki bir Leyla hocamız var dikişte yardımcı olan. Dedim böyle bir elbise beğeniliyor, isteniyor. Biz bunu yapabiliriz. Ondan sonra, ama birazcık kendi kültürümüzü
yansıtan kumaşlar olmalı bunlar. Dikiş olayı ben yoğun olarak 2 aylık bir tecrübe. Çok zevkli zamanlar geçirdik. Hala devam edeceğiz. Şimdi kış sezonu başlıyor. Peki kış zaman daha iyi mi? Rahat mı çalışıyorsunuz yazın mı? Kışın daha iyi. Kışın daha iyi. Yani yazın Antalya'nın da havası. Gelen giden oluyor yazın. Gelen giden oluyor. Çok sıcak. O çok büyük etken. İşte böyle o tülbent denilen bizim yöresel bayanlarımızın örttüğü tülbentler vardır köylerimizde. Onları bluz haline çevirdim. Bunlar çok eskiden yani benim gençliğimde olan şeylerdi. Vardı yani değil mi? Vardı. Ama ben bir işte eskiyi böyle tekrar gündeme getirmek çok da sağlıklı. Yani hanımlar neden öyle giyinsinler ki? Yani sentetik zaten şeylerden büyük bir ilgi gösteriyor bu kıyafetlere. Ve özellikle turistlere ben yani bu turizm beldelerindeki butiklerde birkaç butiği gezdim. Ya üzüldüm, bizim neden yöresel kıyafetlerimiz yok? Yani gelen bir turist Türkiye özgü bir bluzdan daha çok zevk almaz mı ülkesine götürürken, hediye götürürken? Ama şimdi onun ülkesinde de olan belki parçalarda satılıyor. Tabii belki bu ekonomik nedenler, bilemiyorum ama biraz daha böyle özümüzle ilgili biraz daha çalışmamız lazım. Belki daha duyarlı olmamız lazım. Mutlaka. Dojo kishor are două sărbători de două sărbători odată ochii mândri mor de fată de dacă vă intimidați pe drum să vă sărutați de coperiți-vă ușor cu mirosmele de flori de Hülya'nın odası değil mi diyebiliriz. Şapkada buldum kendimi. Yakıştı mı? Evet, çok güzel. Bunu bir şey yapacaksınız galiba değil mi bu şapka? Üstlenecek ama bekliyor. Onun zamanı gelmedi daha. Gelmedi zaten. Şu merak ettim çekim şeyi. Nasıl bir kumaş kullandınız bu elbise? Bu şal kumaşı. Şal, bildiğiniz şal. Ben o şal olarak aldım. Böyle bir çok hoşuma gitti. Yani renkleri, deseni biraz etnik. Peki bunu ne üklediniz bu şal üzerinde mesela? Model dışında. Mesela şunlar var mıydı? Evet, sadece kenarlarını bir şeyle tığla tığ işi yaptık yani oya yaptık. Şey, ne kadar zaman alıyor mesela böyle bir şey dikmek? Valla bu bir günde bitiyor. Yani çok fazla bir şeyi yok. Çünkü püsküller falan hepsi kendisinden olduğu için sadece dantellerimizle biraz uğraşıyoruz tabii. Bunu şeyle mi? Tığla yapılıyor. Peki bunlar artık başka kumaş bunlar. Bunlar da eşarp. Eşarp kullanıyoruz. Renk çok hoşuma gitti. Bunlar şey söyledim, çift mi bunlar? Yapıyoruz. Tabii çok ince eşarp olduğu için bunlar çok ince. Onun için bir içine bir tülbent tarzı bir kumaş daha kullanıyoruz. Bakın kumaş da çift taraflıdır. Yani arkası iki tarafı farklı. Bunda böyle çok yazdı. Farklı olduğu için model de farklı çıktı. Farklı. Yani şu çok başarılı. Çok güzel şeyler, tülbentlerimiz var. Bu da yeşil, bu da mavi gözler için. Bu da evet, bu da çok sade. Düz böyle rahat elbiseler. Biz rahatlığı ön planda alıyoruz. Yani sağlıklı. Şeye dikkatimi çekti. Hiç bunlardan takma gerek yok. Her şey hazır. Evet, 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 her şey hazır. Bu da Miyoki. Bunu bir arkadaşımız hazırladı, taktık. Miyoki çok ince boncuklardan yapılıyor. Tamamı el işi. Peki elinizde ne var şu siyah? Bu da bir şey. Eşarp. Eşarp. Bunu da işte çok güzel yalnız bu. Ben buna bayıldım. Tunik tarzı olur. Yani %100 pamuklu. Antalya'dan
Yani buna dikkat ediyorum ben. Yani rahat ve sağlıklı olsun. Sağlıklı olsun. Ama çok başarılı siyah beyaz. Çok modele göre çok başarılı bir renk olmuş. Siyah beyazı evet, çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Bunlar da aynı şekilde yine eşarplardan hazırladık. Eşarp kullandık. Yani bizim kendi... Her şey kendinizi tamamın kafanızdan... Aynen öyle, aynen öyle. Hatta boyamaya mesela bir boyama yapalım dedik atölyede. Bunu tamamen... Junları yüklediniz değil mi? Şey kendinize... Tabii. Kenarlarını öyle süsler yapıyoruz. Bunlar hepsi bildiğiniz gidip çarşıdan aldığımız eşarpları bu şekilde... Bir de şey Fülhanım'ın şunu yüklemek istiyorum. Fülhanım'ın özelliği bir şey yaptığın zaman tek yapıyor değil mi? Tek yapıyor. 2-3 yapmıyoruz yani. Yapmıyorum. Hayır. O büyük bir özelliği zaten. Yok olmuyor. Zaten ikincisi yapıldan bozuluyor. O sihir bozuluyor. Orası diyor. Evet yani. Yok. Hepsinden tek tek yapıyoruz. Başlıyor. Bir mayo bikini üstüne plaj parayo tarzı. Bu da çift şeyli. Buyurun. Şöyle. Bakın bu da çift taraflıdır. İsterseniz bu rengini giyersiniz. Ters çevirir. Ters çevirir. Yani bunda ay ters çevirildi diye bir şey söz konusu değil. İsterseniz üstünüzden çıkarıp atıyorsunuz ama yine şey değil, ters değil. O bambaşka bir model çıktı yani renkten dolayı. Evet. Bu da bildiğimiz bizim yöresel. Şuna bildiğim kadarıyla zaman alıyor bayağı. Bunlar çok zaman alıyor işte el işi. Ama sevdiğiniz için ne dediniz? Aynen öyle. Az önce bir insan işi sevdiği zaman... Hiçbir zaman çalışmazmış. Bunlar da aynı şekilde. Elde hazırlanıyor. Çok bunlar kullanışlı şeyler. Giysiler. Atölyemize hoş geldiniz. Gelin bekliyoruz. Çok değişik buldum ve ilginç. Onu nasıl yaptınız acaba? Bu kumaş rölyef. Değil değil mi? Yani bu... Kağıt rölyef. Bu tekniğin adı o. Yani kat kat kesilerek, yapıştırılarak hazırlanıyor. Bir boyut kazanıyor. Tabii bunların... Ben genelde pek çerçeveyi yapmıyorum. Bence çerçeve hiç gerek yok. Bence buna çerçeve gerek yok. Yani alıcının zevkine bırakıyorum. Yani kendi beğenisine göre yapsın. Bu da aynı şekilde. Tabii bu çok ince ince kesilerek yapılmış, hazırlanmış. Bunu mesela bir yerde mi gördünüz, yaptınız yoksa tamamen kafada? Yok, bu teknik var. Yani internette yok, de var. Yok, hayır teknik demiyorum. Yani mesela şöyle yapayım, yanında bu barda koyayım, yanında şöyle yoksa tamamen size ait bunlar. Bu kitaplar, bir resim. Bunlar çok güzel yani. Evet, bu bir resim. Bu resmin parçalarıdır şu, şunlar. Yani tamamı bir resimdir. Burada bir boyut kazandırıyoruz. Evet. Çok mutfakta da olabilir, koridorda, evet, her yerde olabilir. Olur, her yerde olur. Ben mesela ben alırsam hiç çerçeve koymam. Hiç gerek mesela yok. Kendi resminiz bile yapılabilir. Çünkü burası yoğun olduğu için çerçeveci gerek yok. Olabilir tabii. Bu tercih meselesi. Bu çalışmamı ilerleteceğim. Peki bu ne kadar zaman alıyor? Mesela bu böyle uzun zaman alıyor. Değil mi? Uzun zaman alıyor. Çünkü küçük küçük kesiliyor. Detaylı çalışma. Şimdi birkaç daha projem var, onu uygulayacağım. Ekranda böyle belli oluyor ama ben sanki şey gibi, hani sinemaya gidip böyle 3D gözlük takıyorsun ya, evet. Böyle aynı şey görüntüsü, evet, var. İnanılmaz, evet, bir şey. Çok güzel. Bir çalışma bu. Çok seviyorum. O da çok güzelmiş. O da çok tatlı. Evet. Bu da bir aşçılarımız mesela spor için olabilir. Bunlar şık, zevkli çalışmalar. Evet. Evet, emek. Çok ince ince tabii. Sabır. Yani. Sabır. Sabır olmadan bu iş evet, olmaz. Evet, sabrım var. Sabrım yetenekle konusunda bitmiyor bu işler. Aynen öyle. Şeyin üzerindeki elbiseniz de çok şık ya. Hayır, teşekkür ederim. Valla rahat. Rahat. Hem de rahat hem de güzel. Ben rahatlığı önce seviyorum. Önce biz kanımlar böyle rahat seviyoruz, ondan sonra güzel. Yoksa evet. Önce mi güzel, sonra rahat. Ay şimdi mesela bakın Antalya'da çalışan hanımlar. Ay neden şöyle rahat rahat hani giyip gitmesin? Onu düşündüm ben önce. Ben de çalıştığım için. Dedim yani şöyle hem sağlıklı olsun. Yani birinci şey sağlıklı olması. Tabii kumaşın sağlıklı. Sentetik düşmanıyım. Sentetik düşmanıyım ben, evet. Elektrik yapıyor, sinirli. Kesinlikle, kesinlikle tabii. O yüzden Güler olsun, pozitif insansınız. Şunları giyersiniz tabii. Olabilir, evet olabilir.
beyne resim. Peki evdeki eski mobilya değiştiren insanlar, onlara ne tavsiye edebilirsin, ne üzülebilirsiniz? Vallahi hiçbir şeyi atmasınlar. Hiçbir şeyi atmasınlar. Kırık olunca zaten yeni mobilya eskisi gibi değil. Değil yani, çok ince detaylar tabii, sonra çok da güzel bir rehabilite yani. İnsanın tüm kötü düşüncelerden arındırıyor. Peki ne yapması bu mobilya? Bilmiyorlar ki nereye gidelim biz bu mobilya eski mobilya, ne yapalım, onlar bilmiyorlar. Vallahi şimdi kurslarda bunun şeyini, detaylarını alabilirler. Ben de onlara yardımcı olabilirim. Yani telefonumla da bana ulaşabilirler. Eğitim gibi şey veriyor musunuz dışarıda? Yoksa vermeyi düşünüyor musunuz? Yani henüz eğitim düşünmüyorum. belki ileride. Ama onlara şunu tavsiye ederim. Yani Şimdi ufak yetenekli kadınlar şu anda izliyorlar, hanımefendiler izliyorlar da nereden başladınız? Çünkü bu iş yetenekli bitmiyor sadece. Valla çevremde en yakın ahşap boyama kurslarında bir başlangıçta neler yapmak gerekiyor, neler öğrenmek gerekiyor. Onlara dikkat etsinler, onu öğrensinler. Ondan sonra zaten istek varsa, ama istiyorlarsa, istek varsa bunun sonu gelir diye düşünüyorum. Ama atmasınlar. Yani aldığınız bir ahşap ayağı kırıldı, şu oldu. Öyle bir yapıştırıcı. Ondan sonra bambaşka renklerle bambaşka bir can kazanabiliyor o obje. Benim evimde çok öyle parça var. Ve ben ondan zevk alıyorum açıkçası. Peki dışarıdan size getiriyorlar mı böyle bir şey? Yani yardım istiyorlar? Var. Tabii getiriyorlar. Mesela benden bahsedeceğim. Seviyorum ama yapamıyorum. tabii getirebilirler. Tabii boyarız. Boyarız tabii. Rengini... ne renk istiyorlarsa bir konuşulur, anlaşılır. Ondan sonra çok rahatlıkla getirebilirler. Yapabiliriz yani. Lacrim și amor. Roze et voi de roi când vor înflori. Când voi fi, când voi trăi, roze voi iubi. Pentru tine voi păstra roze, draga mea. Tamam, bir de şimdi İlhan Bey'den birazcık tanıtalım. Evet. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Deniz ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Biliyorum ben sadece. Evet. İzleyicimiz bilmiyorlar. Bahseder misiniz daha detaylı bir şekilde? Evet. İstanbul'dayken müzikle uğraşıyordum. Sonra baktım İstanbul'da müzikle. Evet, baktım ki dünya çok büyük. Bunun farkına vardım. Bir yere oturup bağlı kalmak sıkıyordu beni. Coğrafyayı seviyorum ben, gezmeyi çok seviyorum. Yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Neticede denize çıktım. Yıllarca dünya denizlerinde dolaştım. Peki anne ve babadan eskiden böyle bir yok, şey var hayır, mı? Yok. Babam sanatçıydı. Annem ev kadını. Dünya denizlerini dolaştım. Sonra İstanbul'dan Antalya'ya geldiniz, tanıştınız. Geldik. 30 sene kadar oldu ben Antalya'ya geleli. Sonra bir tekne yaptım. 15 metre kendim yaptım. Yetişmedi. 20 metre bir tekne yaptım. O 20 metrelik tekne yaparken eşim bana her konuda, her türlü bedenen de çalışarak yardımcı oldu. Katkısı çok oldu sağ olsun. Çocuğumuz olduktan sonra da biraz bir ayağımız karaya basmak zorundaydı. Ev düzenini daha yerleşik bir hale getirdik. Neticede karaya çıktık. Ama denizi tabii ki bırakmadık. Bu sefer ne yapalım dedim. Kendimize iki tane yat yaptık ama bundan sonra başkasına da yapalım istedik. Biraz ufak ama çok kaliteli, farklı bir tekne yaptık. Peki bir yerden yardım alıyor musunuz? Böyle fikir olarak diyorum. Hani yardım alıyor. Yoksa tamamen size ait yani. Siz istediğiniz %90'ı bana ait. %10'u internetten olsun. Yetişmiş ustalardan, eski evet, ustalardan olsun. Onlardan tabii ki zaman zaman bilgi alıyoruz. Çünkü sonu olmayan bir meslek. Deniz bilimi sonu yok. Ne kadar öğrenseniz de
sonu yok. Az, ama sonu yok. O zaman sürekli Hülya gelişmeler var. Kolay kolay tutmaz ki evde. Onun işi zor yalnız. Evet. Peki daha çok dışarıda mı oluyorsunuz, evde mi oluyorsunuz? Benim serbest çalıştığım için belli olmuyor çalışma saatleri. Ama daha çok kışın zamanında değil tabii ki. Yazında daha çalışıyorsun. Çünkü kışında Antalya'da yağmur oluyor. Evet. Çok fazla şey galiba çalışamıyorsun. Şimdi düşünmekle yapacağım işleri, yazarak çizerek yapacağım işleri özellikle gece geç vakit başlıyorum. Belki sabaha kadar sürüyor bu. Kafamı o zaman toparlayabiliyorum. Yalnız kaldığım zaman o zaman konsantre olabiliyorum. Gündüz olunca da onları artık uygulamaya, hayata geçiriyorum. Hayat böyle devam ediyor. Ne güzel, ne mutlu ayrı ya. İyi ki tanışmışım ben sana. Ya geçen zaten geldim de hiç gitmek istemedim. Açık söylemek gerekirse. Bir de o gün kahve içmeye yetişemedik. Ama bugün kahve içeceğiz. Evet, hem de kahve ben hazırlayacağım size. Çünkü eviniz sizin ama programımız misafir olarak sizsiniz. O yüzden kahveyi ben hazırlayacağım. O kahve çok güzel olur eminim. Bir de sormak istiyorum. Anne babam çok çok bir öncelikle çok şanslısın böyle bir aile buldun. Böyle bir sanat bir aile var. Yani peki Deniz sende var mı böyle bir var tabii ki çünkü anne de baba da var yani senin de başka şansın yok yani düşünüyor musun böyle hani meslektaşımak genelde böyle sanatçıları böyle soru sorduğun zaman ne diyorlar biliyor musun şey diyorlar sıkın sakın hayır yapmaz çok zor çok zor bunu hiç yapmazsınlar o yüzden soruyorum yani devam etmeyi düşünüyor musun? Resim me merak. Grafik yapıyor musunuz? Evet evet hem var. Ya, peki kaçıncısınızda şu anda? Şu an lise 3. Lisede hı. Hiç meslek olarak var mı kafanda? Düşündüm evet çok düşündüm. Hala çünkü şimdi tam belli oluyor. Anne baba kafanı karıştırmıyorlar değil mi? Karışıyor. Yani bazı zaman konularda zaman. Evet. Yardımcı olup destek olmaya çalışıyoruz. Arkanda duruyorsunuz. Her zaman sonuna kadar. Yani. Sevdiği işi yapsın. Ben biraz müzik de ona geçti. Hmm. Gitar. Aa, gitar mı çalıyorsun? Evet. Çalır mısın bizi bugün azıcık? Acaba? Neyse bakarız. Şimdi evimizi gezelim ve görelim. Bir sürü görünecek şeyler var. İçmek severim hem de yapmam. Yani severim yaparım. Ay unuttum kaç şey? 3, 4. 4 tane. Ben sert tabaklarımızı hazırlayayım. Deniz'ciğim bunlar düz camdı bu tabaklar. Ben bunları boyadım cam boyasıyla. Aa çok evet. Güzel. Ben de hazır sandım bunlar. Ay, nasıl yaptınız peki? Bunlar bir peçete çalışması, bir teknik. Böyle sıkıldığınız tabakları evde değiştirebilirsiniz. Ben biraz fazla sıkılıyorum herhalde. Düz cam tabaklar. Peki makine atıyorsunuz bir problem olmaz değil mi? Hayır hiç problem olmuyor. Peki ne kadar şey, kaç senede yaptırabilir? Yani çok uzun süre, uzun süre. Yalnız boyadıktan sonra cam boyası diye alıyoruz bunu. Hı. Boyadıktan sonra bir 21 gün hiç kullanmıyorsunuz. Boyanın iyice sabit olması. Peki bu da yapın. Bu da aynı. Aa, bu da düz cam. Bu da düz cam. Yok ya ben burada kalacağım. Ben burada kalacağım. Burada mutfakta gördüğünüz her şeyi. Bu da ayrı bir boya. Evet evet bu cam boyası. Cam çıkmıyor. Boyası. Tabii tamam. Tabii çıkmıyor. Ay, hiçbir şekilde çıkmıyor. Ya. Çok rahatlıkla kullanıyorsunuz. Ay. Yani öyle çok çeşitli şeylerim var. Kavanozlar var böyle kavanozlar aldım. Bunları mesela boyadım. Bu kavanoz cam olarak mı? Cam. Ha, cam düz cam evet. Bunları boyadan, yani hanımlar böyle yapabilirler, değişiklik de oluyor aynı zamanda. Ben ilk kez görüyorum mesela. Bu arada kafem başladı. Tamam ama. Az şeker yapalım değil mi? Az şeker mi? Evet, şeker az diyorlar ya. Evet, az şeker yapalım. Tabak hazırlıyorsun yalnız, o tabakta ne için hazırlıyorsun? Yine yarak yapalım. Ne koyacaksınız? Yarak valla size bir şeyler hazırladım. Tiramisu. Tiramisu yaptık. Bir Hindistan cevizi kurabiye hazırladım. Tiramisu desem benim en sevdiğim tatlı inanmıyorsunuz. Ama işte. Ya boyamayı daha çok seviyorum. Boyamayı daha çok seviyorum. Evet. Başka nasıl yardımcı olabilir miyim? Ay şunlar neymiş ya?
Şunlara bakar mısın? O da benim evet. Mutfağımın değerlisi o. İçinde? İçinde? İçinde valla işte fındık atıyorum bazen, ceviz atıyorum. Yanında içinde yumurta var mı? Yumurta var. Onlar oyuncak yumurta. Yumurta. Hayır, aa, oyuncak yumurta. Oyuncak yumurta. Ay, biraz çocuk ruhum var herhalde. Çok tatlı ya. Çok güzel. Şey, bildiğim kadarıyla. Gerçek tavuk var da var evi. Doğru mu? Var. İki tane tavuk. İki tane. Evet. Onlar evet. Kim ilgileniyor mu? Kim ilgileniyor olan ne? Onlar da İlhan Bey yoksa. İlhan Bey ilgileniyor. O seviyor. Sabah kalk galiba. Sabah kalk hemen aşağıya iniyor. Onların yemlerini veriyor. Mesela bahçede annem babamın elinde şey vardı, bir sürü hayvanlar vardı. Mesela hı-hı. Annem şeylere isim de koyardı. Samurtalara, ördeklere, sabah kalkıp bizi de çağırırdı. Bizimkiler de ismi var. Dudu bir tanesi, bir tanesi Zuzu. Bir de ikram iki kedi var. Kedi var, ikram. Su kaplumbağası. Su kaplumbağası var ama o bir iki gündür kayıp. Yok bir ortada. Bir gün gelir gelir. Anlıyorum valla. Tatile gitti kesinlikle. Mai spune-mi, iubito, odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi, iubito, odată. Oh, harika, elinize sağlık. Evet, siz bir tane içiyorsunuz. İlhan Bey günde 3 tane içiyor. Teşekkür ederim. Evet. Fazla değil mi? 3 tane yok, çok seviyorum. Ama kahvesini az koy. Siz içiyor musunuz peki? Kim yapıyor? Tamam, Deniz, ben, Deniz şey içmiyor. Deniz içmiyor, ben karıştırdım evet. Özür dilerim. Azıcık şekerli yaptım, bilmiyorum hiç. Elinize sağlık. Çok şekerli Dilan, çok şekerli sever. Çok şeker evet. Diyorlar zaten. Evet. O yüzden hanımlar, kağıt, kalem hemen hazırlayın. Bu güzel tatolar her zaman yapıyor musunuz yoksa özel olarak bugün için yaptınız? Valla özel olarak bugün için yaptınız. İstediğimiz zaman yapıyor. Abi, tabii ki. Evet. Biz her zaman özeliz. Her gün. Aslında her gün bir insan için bir özel olması lazım değil mi? Evet, evet haklısınız. Evet. Ama bunlar tabii birazcık tatlılar. Bize biraz zararlı. Onun için. Ne konusunda zararlı? Şeker. Kilo mu yani? Kilo. Ama ben de biraz böyle şekerinden, muhallebisinin şekerinden falan kısıyorum, azaltıyorum. Tariflerde genelde hep böyle oynarım. Şekeri az olsun. Kesinlikle alışıyor. Tabii tabii kesinlikle. Ben de eskiden şekerli çay içiyordum. Mesela şimdi tamamını kestim. Hiç şimdi şekerli çay içiyorum. İçemeyiz. Tabii şey olarak koyarız montaj olarak. Ben almayayım. Ben almayayım. Ben için böyle kalmayayım. Nasıl olmuş bakalım. Fikrinizi söyleyin. Mükemmel. Evet, kahve çok güzel. Aslında eleştirilerin olumsuzu her zaman daha çok tercih ederim ben. Yani çok güzel olmuş ama şurası şöyle olsaydı benim daha çok hoşuma giderdi. Samimi eleştiri. Ama evet. Eskiyor mu? Kalem kağıt çıkarın. En mükemmel kremişi. Falan normal mi? Kakaolu tek. Her yerde farklı yapıyorlar. Farklı yapıyorlar. Aslında tiramisu da hafif olması lazım değil mi? Az şeker. Hafif yani. Olması lazım. Kedi dili bisküvi ben çok kullanıyorum. İtalyanların öyleymiş yani kedi dili bisküvi. Biz normal kakaolu kek kullanıyoruz. Normal kreması da var. Kremada labne peyniri. Yani un, şeker. Hanımlarımızın hepsi bilirler bu pasta kremasını. Un, şeker, labne, bir yumurta. Ama çok
bulmuş yani, tam örülmesi lazım. Böyle almamızdan alsak yok oluyor. Yok oluyor. O da şey, Nescafe'li bir sos hazırladım. Kekini onunla ıslattım. Afiyet olsun. Yani hafif bir tatlı değil mi? Evet. Şanslısınız. Ellerine sağlık. Çok şanslısınız. Mükemmel. Evet, şanslıyım. Peki yemek... İtiraf ediyorum. Birlikte yapıyor musunuz yemek? Ya, birlikte yapmıyoruz. Yok sadece hanımlar. Ha, evet, evet. Birlikte yok, birlikte yapmıyoruz. Çünkü birlikte yapınca kavga ediyoruz. Evde yemek yoksa ben kendi kendime bir şeyler hazırlıyorum. Yani. Zaman kavga oldu. Ay yok yok yok. İkimiz buradan girmiyoruz mu? Girmiyoruz, kesinlikle girmiyoruz. Olmuyor, olmuyor. Kaç sene birlikteyiz? 18 sene oldu tabii. 18 sene oldu. 18 sene oldu. Maşallah yani, var ya. Evet. Gerçekten kolay değil yani, değil mi? Yani 18 sene. Gençler evleniyorlar. 1-2 sene sonra ayrılıyorlar. Bu da oldu. Normal. Evet. Evlilik ayrılıyor ama gerçekten... Biraz geç evlensinler. Ben onu tavsiye edeceğim. Geç evlensinler. Yani şöyle bir 30'u geçsinler. Duysunlar her şeyi. Duysunlar. Çalışsınlar. Ondan sonra ayakları üstüne dursunlar. Peki, ve ondan sonra bir evlilik. Bizim mutluluklarımız aslında çok zıttız yani benim karakterimle. Şimdi karakterim nasıl farklı. Ama saygı. Saygı çok önemli. Yani saygıyı biz hiç yitirmedik. Yani saygı, evlilikte saygı kesinlikle. Evet evet, hoşgörü. Yani hepimiz yanlış değil. Mümkün değil. Çok zor tabii karşılıklı fedakarlık. Kavga edip haklı biz çıkmak de değil. Yok, biz kavga edemiyoruz. Etmiyoruz. Konuşup çözmeye çalışıyoruz. Çünkü kavganın galibi olmaz. Ama küsüyorsunuz değil mi? Ben küsmem. Yok. Ben konuşarak çözme taraftarıyım sorunları. Ben küsümü hatırlamıyorum. Ama eşim sessiz kalır. Ben de öyleyim. Sessiz bir tarafın kalır, biraz susması kenara lazım. Kenara çekilir. Hayır, ben konuşarak yani. O tartışmayı evet, asla sevmez. Hakikaten 18 sene hiç tartışma olmadı. Ama daha iyi olur. İkiniz zıt olduğunuz daha iyi. Şimdi düşünün, ikiniz aynı şekilde olsaydınız belki daha... Tadı çıkmazdı. Aha. Değil mi? Evet yani. Sonuçta... Ama anlaşamıyoruz diyorsa da, zıtız diyorsa da, bir o kadar da anlaştığımız şeyler var tabii ki. Tabii. Çok saygılı. Evet, evet, evet. Püf noktaları var. Tabii. Ki o sayede birlikteyiz. Anlaşamadığımız şeyler tabii ki olacak. Siz bir futbol takımı tutarken farklı takımı tutarsınız. Bu sorun değildir hiçbir zaman. Ya da buna benzer şeyler. Sorun değil, yeter ki hoşgörüyle karşılayıp... Elbette ki siz de aynı düşünceyi mümkün değil taşımaz. Ama paylaşacaksınız. Asgari müşterekle birleşeceksiniz. Zıt kutuplar birbirini çekermiş. Evet. Yani. Değil mi? Valla İlhan Bey'le yani, İlhan Bey'le biz bir araba fuarı vardı Antalya'da. Ben de Antalya'ya yeni gelmiştim. Sheraton'da bir araba fuarı vardı. Arkadaşımla oraya gezmeye gittik. Biz orada tanıştık ama bizim değil mi, evlilik falan yani öyle bir şey yoktu. Ama çok saygılı, iyi bir insandı yani. Beni o çok etkilemişti. Evet evet, saygı çok önemli. Saygı, çünkü sevgi ben ve itimat. Hiç sevmem. Güvenmek. Güvenmek. Saymak önce saygı gibi. Saydığınız insanı zaten seversiniz. Kesinlikle. Sevginiz yoksa saymazsınız. Sevgi saygıyı getirmiyor ama saygı sevgiyi doğuruyor. Yani öyle bir yani huzurlu bir şeyimiz, düzenimiz var. Evet. Biz ayrı bir şekilde çalışıyoruz. Evet. Ben yapıyorum. Ben de yardımcı oluyorum. Evet, o da yardımcı. Kızımız yardımcı oluyor. Tabii. Yani yardımcı olmak saçma bir kelime. Bu ev bizimse müşterek kullanıyoruz burayı. Hepimiz bir şey yapıyoruz. Evet. Ben hiç şey yapmam, yerinmem. Süpürmek gerekiyorsa yardımcı olmak adına. Yardım ederim. Bütün evi baştan aşağı süpürebilir. Elektronik süpürgesiyle. Evet. Zaman iki kişi yaşıyor. Müşterek ya, hayat her aşamada, her adımda hayat müşterek. Müşterek paylaşacaksınız. Ve zamanınızı
zamanınızı nasıl geçirmek istediniz? Özel bir yere mi gidiyorsunuz kahvaltı yapmak ya da ne bileyim? Ha, kahvaltıyı arkadaşlarımızla kahvaltı yapmaktan çok hoşlanıyoruz değil mi? Dışarıda güzel yerler buluyoruz. Çoğu zaman da arabaya biniyoruz, nereye gidelim diye birbirimize soruyoruz. Bilmeden çıkıyoruz yani, bir plan yok. Yok, evet. Araba bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz. Ama doğayı çok seviyor. İlhan çok seviyor. Şehirden biraz uzaklaşıp. Köylerde gezmeyi çok seviyor. Köyleri, o köylerin güzel kokusu, doğa kokusu. Sakinliği çok seviyor. Gerçi Antalya zaten bir sakin bir yer. Sakin. İşte Antalya'nın o çekiciliği var. Yani sayfaya yazdık. Hep o relax şeyini sürüyor. Yani büyük şehirde herhalde yapamayız ya. Gençler için evet. Ama böyle 35-40 yaşlı zor insan artık biraz huzur istiyor. Evet. Gençler için bilmiyorum artık onu denize sormak lazım gençler için. Burada sadece... Çok sıkın iş okuyorsun. Okuyor. Sıkılacak zamanı yok. Ama şimdiki gençlerin de eğlenceleri bir farklı. Eskisi gibi değil. Her şey var şimdi. Şimdi çok farklı. Şimdi AVM'ler. Çocuklar oraya gidiyorlar. Yani oraya kapatıyorlar. Yani ne var orada? Sosyal bir şeyler bir yaratın diyorum. Oturup kafe, kahve içiyorlar, kahve muhabbet ediyorlar. O kadar. O kadar. Ama bir faaliyet yapsalar, sosyal bir faaliyet yapsalar çok daha faydalı olacak. Yani orada havadan sudan muhabbet etmektense bence hep birlikte bir şey yapsalar, bir şey meydana getirseler çok daha faydalı. Ama işte getirmiyorlar olacak. Çünkü internet her şey getiriyor. Her şey. Evet evet bak, yani çocuklar hem tembellik. Yani gençlik hem şanslı hem şanssız. Yani. Evet. Bizim çok güzeldi bizim. Benim çocukluğum yani. Annem babam benim ziraat mühendisiydi. Onlar çok sık da tayin olurlardı. Benim hep lojmanlarda geçti. Doğayla. Ondan sonra çiçekler, meyve bahçeleri. Yani özgür hayvanlar. Yani hiç unutmam biz evde keklik bilir misiniz? Keklik bir kuş. Kuş. Dağlarda olur, yetişe yapar olur. O bile evimize girdi. Evimize yerleştirdik. Kuzu besledik evimizde. Kuzu besledik, evet. Annem hiçbir şey demezdi yani. O yavruyken aldık. Bir de bir gün hiç unutmuyorum kardeşimle. Onu bir yıkadık. Şampuanı döktük temizlensin diye. Hayvancağız köpürdükçe köpürdü yün üstü. Yani çok güzel bir... şeylerimiz ama var, anılarımız vardı. Hayvan sevgimiz var. Evimizde var. Bir tane kaplumbağamız var. Evet. Oldukça evet. Büyük. İki tane kedimiz var, iki tane tavuğumuz var, bir tane kuşumuz var. Kuşumuz var, şeker. Biz onlarla evet. Birlikte bütün bir aileyiz. Çok evet. Seviyoruz hepimiz. Hayvanları çok seviyoruz. Yok ya, ben burada kalacağım. Aa, tabii seve seve. Programı artık sunacak ünlü. Seve seve seve. Biraz çılgınız belki. Ben de çılgınım aslında. Çılgınız. Fenayım. Ama gösteriyor. Sınır yok yani. Değil mi? Sınır yok vallahi düşüncelerde. Güzel olan her şeyi. Sıkılırım. Evet, evet. Hareket evet. Olacak. Hareket yoksa değişiklik. Ben koyuyorum. Kesinlikle. Değişiklik kesinlikle olacak. Değişiklik hareket olacak evet. Sürekli. Hani öyle hastanede böyle kalpleri gösteriyor. Hı-hı. Evet. Öyle olması lazım yani. Kesin değil mi? Böyle olmasına. Evet. Böyle düz gittiği zaman ne olurdu? Kalp biliyor. Gidiyor. Evet. Bu güzel evet. Bundan sonra böyle düşüneceğim. Bak bir şey daha öğrendim ben. Grafikteki evet, yani inişli çıkışlı. Evet inişli ama biz öğrendik değil zaten biz onu yaşıyoruz. İnişli çıkışlı zaten yaşıyoruz. Yani iniş çıkış olmak diyeceğim dümdüz bir hayatın hiç monoton ve yani. Hiç tadı tuz olmaz. Ama insanlar seviyorlar böyle. Ha sabah kalktım, kahvaltımı yaptım, denizledim, işe gidiyorum, akşam gidiyorum, duş alıyorum. Aynı bir plan, var böyle insanlar, planlı, çok evet. Planlı insanlar var. Özgür, yani. Özgür ruh diyoruz biz buna. Yani ruhlarımız özgür. Bence birini belki bulmuşsunuz yaptığınız... yani. Ben gezmeyi çok seviyorum. Şimdi bana deseniz ki, hadi... Mesela, hadi İsparta'ya gidiyoruz. Ben şimdi şu kahvemi bitireyim, hemen gidelim. İşte, ben hazırım. Ben, seviyorum. Ben hazırım. Yani öyle valiz toplayayım falan. Falan ben biraz ama, değil mi? Ben biraz valiz toplama tarafındayım. Evet, o işte. Daha tedbirli. Tedbir. Bende tedbir var. Şey olması lazım. Yani. Yine de, tedbir. Bence yine de, nasıl diyorlar Türkiye'de? Tencereye dönmüş kapağı mı? Kapağını tencere yuvarlamış kapağını. Evet. Bulmuş. Hani benim eksiğimi yani. Tamamlıyor. Anladım. Tamamlıyorsunuz birbirinizi. O detayları oluşturuyor. Evet.
Ama ben bir şekilde... Kaptan gibi böyle çıkıyorsunuz evet. Yola. Evet, ben rotama bakıyorum. Rotasına bakıyor evet. Doğru rotaya. Heyecanlı böyle bir hayatı vardı. Ay sizinle vakit geçirmek ne güzeldi. Çok güzel. Valla bize çok teşekkür ediyoruz. O kadar ay, bize çok memnun olduk. Biz de memnun olduk. Yani, ama maalesef programın sonuna geldik ve ay, yapmamız lazım. Çok teşekkür etmek istiyorum tekrar. Ve umarım tekrar bir arada ediyorum. Geliriz. Çünkü İnşallah. O kadar daha söylenecek, gösterecek şeyler var. Ay, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bizi çok memnun olduk. Güzel muhabbet. Afiyet olsun. Kahveye teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Elinize sağlık. Hafta tekrar görüşeceğiz. Yeni bir konu hazırladım sizlere. Sürprizimiz var. Söylemeyeceğim tabii ki. Sürpriz kalsın. Sevgiliniz kalın. Çok öpüyorum. Hafta görüşmek üzere. Keşke kalsaydık. I know you're more afraid than I, so I will wait. Cause this is pure love. Cause this is pure love. میخوام تن قشنگ تو تو بغلم بگیرم بگم من